Evet arkadaşlar merhaba, 11 Şubat 2022 Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'ndayız tekrar. Perşembe ve Cuma günü arka arka İzmir programları TCK'nın listesinde. Evet, değerlendirmelerimizi yaptık arkadaşlar. 6 koşulu bir program var. Fakat gerçekten güzel bir program. Böyle hani sürprize yönelik, tatlı sürprizlerin olabileceği bir gün bizi bekliyor olabilir. Güne akşam koşusu olduğu için birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci ayak. Altının birinci ayağı 106.500 liralık bir handikap 22 koşusu burada. Tam 9 tane safkan var. Bir tane de ekür grup var. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları burada buluşmuşlar. En yaşlı 2 tane 7 yaşında atımız var. Evet. Burada 1600 metre kuma çıkacaklar. Şimdi tabii ilk ayak zor diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz. Burada artık kazanma zamanı gelmiş olan bir at var ki o da 6 numaralı Kamyon Nelson arkadaşlar. Normal şartlar altında biz bugün bu safkanın bu grupta çok iyi koşmasını bekliyoruz. Nevzat Avcı gibi usta bir jokey var üzerinde, İzmir pistini de tanıyor. Baktığımız zaman Kamyon Nelson'a burada gördüğünüz gibi İzmir haricinde hiçbir piste koşmadı arkadaşlar bu safkan. Yani safkan artık İzmir yuvası, ne bir Bursa, ne bir Kocaeli, ne bir Ankara, ne bir İstanbul. Tamamıyla İzmir'e adapte olmuş bir safkan bu. Bakalım bu sefer Nevzat Avcı hakkını verebilirse, uzun zamandan beri de gelmiyor arkadaşlar. Çok uzun zaman, neredeyse 29 Mayıs 2021, yani neredeyse 8-9 aydır gelmiyor, birinci olmuyor. Burada bakalım Nevzat Avcı da zannedersem ilk kez koşacak, üzerini pek görmedim daha evvelden Nevzat Avcı'yı. Evet, gördüğünüz gibi burada ilginç bir koşu bizi bekliyor. Nevzat Avcı bu atın hakkını verebilirse bugün 6 numaradan iyi bir koşu bekliyoruz. 3 numaralı Best Friend Özcan Yıldırım'la burada ikinci atımız 1 numaralı Lucky Justin Mehmet Kaya'yla. Ya tabii burada 2 numaralı Aksakallı Mustafa Çiçek'le, yani 1600 metre 63 kilolar bazen etkiyor, bazen etkimiyor ama 90 handikap puanına ulaşmış bir safkan ve 2008 numaralı Yahya Han Muharrem Ok'la, o da kötü bir safkan değil. Yani kilo olaylarını gördünüz arkadaşlar zaten neler olduğunu. 2 ve 8 numarayı da yazıyoruz. Son olarak da 4 numaralı Black Ball diyoruz. Gökhan Gökçe ile son koşusunu kazanmış olmasına rağmen burada farklı bir yarış çıkartabilir. Başka da bir şey demiyoruz. Özellikle dediğimiz gibi 6 numaralı Konya Sondan burada bugün iyi bir koşu bekleyeceğiz. 3, 1, 2 ve 4 diyoruz. Yani 6, 3, 1, 2 ve 4 şeklinde burayı tam 5 tane safkanla geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ekürlerle beraber 6 oluyor. Evet, yani günün zor ayaklarından bir tanesi. Şimdi ikinci kuşa geldik. Burası çok daha ilginç. 19.30'da satış 2 koşusu 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar burada. Bir adet de ekürü grup var yine. Şimdi arkadaşlar burada biz kendi kuponlarımızda, yani kendi şablonumuzda ekürilerden bir tanesini yazdığımız zaman 7 tane atın H işaretini kullanacağız arkadaşlar. Biz bunu hep yapmıyoruz ama biliyorsunuz yaptığımız zaman da yapıyoruz ama burada bir size küçük kuponlar için öne çıkan 4 tane at vereceğiz. Yani bize göre bu 4 at içerisinden gelecek birinci ama yine de riske atmayacağız arkadaşlar. Burada ilk atımız 2 numaralı Be Strong Nevzat Avcı ile, 8 numaralı Siyah Göz Alaaddin Külünlük'le, 3 numaralı Four Stroke Muharrem Ok ve 7 numaralı Cordelia ikilisi ile beraber 5 numaralı Kızım Naz, Muhammed Mirbilgin ve Feyzullah Avcı. Şimdi burası normalde 2, 8, 3 ve 7 dedik mi zaten toplam 5 at, yani 8 atın 5'ini yazmış oluyoruz. Ama arkadaşlar biz burada riske atmayacağız. Burada yazmadığımız 4 kaldı, 1 kaldı.
Ve bir de 6 kaldı. Yani onların da geliri var mı? Var. Şimdi gelmiş burada son ayakta mesela son koşusunda birinci olmuş. Bu çok farklı bir at gelebilir burada. Çok çekindiğimiz bir ayak burası arkadaşlar. En çok çekindiğimiz ayak burası. Ama küçük kuponlarda 2, 8, 3 ve 7 dışına normal şartlarda çıkmaması lazım. Evet, şimdi 3. koşuya geldik. Saat 8'de akşam. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da şu şekilde şimdi 2 numara normal 2 artı 3 diyeceğiz burada. Normal şartlarda 2 numaralı Bojack alternatif bankomuz arkadaşlar bizim. Bu safkandan bugün İlker Soyat'la bir daha bir birincilik bekliyoruz. Arka arka gibi düşünebilirsiniz. Arkasından 1 numaralı Meatmaker Muharrem Ok'la 3 numaralı Özcan Yıldırım'ın bindiği Fermuz ve 4 numaralı Atlas Efe diyoruz Sinan Özen'le. Evet, burada belki kuponlusu bir fark yaratabilir. Burada kuponlusunu da devreye sokabilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 alternatif banko dedik, 1, 3, 4 ve 5 dedik. Bojack'tan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Win River Win yavrusu zaten. Ama burada tabii atlı line artlar daima iyi koşuyor. Görkem Özçelik'in bindiği 7 numara var. Bunu pas geçtik. Görkem Özçelik bugün biraz pas geçiyoruz gibi oldu. Bilemiyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz atlar varsa sizler de ekleyin. Ama bu ilk 3 ayak çok zor. Altının kaderini belirleyecek olan ayaklar bunlar. Öyle de dizmişler zaten gördüğünüz gibi. Burada biz normal şartlar altında 2 numaradan iyi bir koşu bekliyoruz. 1, 3, 4 ve 5 numaralı safkanlarda da gelebilir mi? Gelebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi 4. koşuya geçelim. 4. koşu 4. ayak. Şartlı 4. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1400 metreye çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. Şimdi arkadaşlar burada normalde 1 numaralı Atik Atik Mehmet Kaya ile alternatif bankomuz. Bunu banko olarak kullanabilir misiniz? Dileyenler kullanabilir arkadaşlar. Yani baktığımız zaman burada normalde kazanması lazım. Arkasından 2 numaralı Gökçe Star Gökhan Gökçe ile en son koşusunu kazanmıştı. Tekrar yazıyoruz. 3 numaralı Alptuğan Muharrem Okla 95 handikap puanıyla zaten en yüksek ama genelde böyle olduğu zaman gelmiyor arkadaşlar. En yüksek handikap puanları zorlanıyor. Ve 4 numaralı Biçeroğlu diyoruz Oktay Kızıldaş'la. Çok şansı var bu 4 atın. Tabii ki 1 numara atik çok kaliteli bir safkan arkadaşlar. Bakın son 4 koşusu hatta son 6 koşusu bile iyi. Bakmayın o 5.liğine. Hani o 5.liği şöyle söyleyeyim. Yine İzmir'de 1600 da aldı. Yine Mehmet Kaya tanıyor zaten. En son Gökhan Kocakaya'yı bindirdiler. Yani sonuçta kafaya gidecek olan sapkan arkadaşlar. Alternatif bankomuz bizim 1 numara. 3, 4 ve 2 de rakipleri diyoruz buraya. Arkadaşlar bu şekilde bu ayağı da geçiyoruz. 5. koşudayız şimdi. 5. ayak. Şartlı 3 dişiler. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 2000 metre uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar burada bankomuz geliyor. Günün bankosu burada geliyor arkadaşlar. O da kaliteli bir safkan. Smart Robin yavrusu. 4 numaralı Victorina diyoruz. Mustafa Çiçek'le bizim bugünkü bankomuz arkadaşlar. Evet burada herkes kara maçayı falan yazacak. Biz buna inanıyoruz kara maçayı yazacağına. Birçok atı yazacak belki de. Biz burada 4 numara Victorina'nın Mustafa Çiçek yönetiminde bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet şartlı 3'te dişilerde Victorina Smart Robin yavrusu günün sürdürek bankosu. 6. koşu şartlı 3. 4 yaşlı Araplar 1600 metre çıkacaklar. Evet. Burada son koşudayız artık. Son ayaktayız yani. 1600 metrede 9 tane safkan var. Arkadaşlar burada 1 numaralı Canım Çıtır yine Mustafa Çiçek'le ilk atımız. 9 numaralı Orçun'un kızı Bekir Mert Mırık'la ikinci atımız. 2 numaralı Hadi Gel Mehmet Kaya'yla ve 3 numaralı Balbanu Muharrem Oklu arkadaşlar.
Burada güzel bir koşu bekliyoruz bunlardan. Tabii canım çıtır bu grubun çok ötesinde. Hani herhalde güzel bir AGP alacaktır. Ama biz burada 1, 9, 2 ve 3 diyoruz. Canım çıtıra o kadar güvenmiyoruz arkadaşlar, açıkça söyleyeyim. Tamam grubun üzerinde olabilir ama burada belirttiğimiz atlar, hatta varsa sizin atınız burada, mesela Akdeniz Rüzgarı çoktan beridir yer ve zaman arıyor. Yani dikkat etmek lazım 6 numaraya. Sonra Koca da arkadaşlar 4 koşu yaptı. Bir tanesini kazandı. Bakın Sinan Özen de, Sinan Özen de artık yani yarış kazanma zamanı geldi. Bakın Sinan Özen de kazanmış zaten o tekrar. Yani bu Koca Dağı da buraya yazmakta yarar var. Evet, burasını 1, 9, 2, 3 dedik ama yeri olanlara 6 ve 5'i de kesinlikle son ayakta yatmamak için değerlendirmeye almalarını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, İzmir'le ilgili görüşlerimiz burada sona erdi. Antalya ile ilgili videomuz da yayında arkadaşlar. Herkesin cumasını şimdiden kutluyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Yabancı yarışları da takip ediyorsunuz. Şöyle bir notumuz var, onu da hemen iletelim. Her gün 5 yarış programı biz TJK'ya bağlı olarak, yani Türk vatandaşlarımızı bu hizmeti yaptığımız için 5 tane yarış programını değerlendiriyoruz. 2 yarış Türkiye'den, 3 yarış yurt dışından. 2 yıldır tahmin ekibimizle bunu devam ediyoruz. Şablonlarımızda marksporttahmin.com'dan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, İzmir için söyleyeceklerimizi noktalandırdık. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.